Ben Tutku. Bir dakika böyle mi? Tamam, hoş geldin. İsmim Tutku. 32 yaşındayım. 3 yaşında bir kızım var. İsmi Zeynep. Reklamcıyım ama aynı zamanda eski milli yüzücüyüm ve Asfim sertifikalı yüzme eğitmeniyim. Ama şu anda eğitmenlik yapmıyorum. Böyle. Anne olmak sizde nasıl bir değişim yarattı? Yani fiziksel ve psikolojik olarak iki farklı değişim. Yani ben %100 değiştiğimi düşünüyorum. Sadece delirmekle delirmemek arasında gidip gelmeyi daha iyi yönetebildiğimi düşünüyorum. Eskiden böyle çılgın, böyle delirmek istediğimde ağlayıp bağırabiliyordum. Şimdi gizlice bir köşe bulup orada gizlice ağlayıp iyileşerek hayata geri dönüyorum. Çok daha hızlı iyileşmeyi öğrendim. Grip bile daha çabuk iyileşiyor değil mi? Hasta olmuyorsun. Evet, hakikaten. Biz aynı anda zatürre olduk Zeynep'le. Ben buraya dedim ki yürü serum, iğne ne gerekiyorsa. Hani ona serum değil de bana serum yani. Anne olarak en çok hangi özelliğinize güveniyorsunuz? Yani her anne gibi ben de çocuğumu çok fazla seviyorum. Ama şundan o kadar eminim ki hayatı boyunca sevilmenin yoksunluğunu yaşamayacak ve hayatındaki herkese ve her şeye yetebilecek kadar onu sevgiye doyurabileceğimden eminim. Çok eminim. Bu konuda kendime çok güveniyorum. Zeynep için sizin hayalleriniz ne? Şöyle bir şey var, hani kendi yaşayamadığım şeyleri onun yaşamasını istediğim bir noktada buluyorum kendimi. Hani kendim ulaşamadığım hayallerimi ama orada kendimi frenliyorum. Hayalim %100 şu, kendi ruhu nereye aitse hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan ruhunun ait olduğu yeri bulabilmesini çok istiyorum. Bundan endişe duyar mısınız? Neyden? Mesela ruhunun ait olduğu yerle ilgili sizin doğrultunuzda veya sizin düşüncenizde... Evet. Yanlış olursa... Ya evet, öyle kaygılarım var. Yani... Nasıl aşıyorsunuz veya buraya nasıl müdahale etmiyorsunuz? Yani henüz 3 yaşında olduğu için o kargaşaya girmedim daha. Ama tabii ki kendim böyle kafamda bir şeyleri hayal ettiğimde kaygılanıyorum çok fazla. Hani ya şöyle olursa ya böyle olursa falan diye, ama ona da sürekli söylediğim şey var. Sen ne olursan ol, sen ne yaparsan yap, ben seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Yani hata yapsa da o hatadan birlikte çıkma motivasyonum çok yüksek. Çünkü ben zaten öyle bir çocuktum. Yani bana annem her zaman şey derdi. Bana sen lazımsın, bunu birlikte aşarız. O yüzden bu bilgi bende olduğu için Zeynep'e de bunu uygulayabileceğimi düşünüyorum. Bana Zeynep lazım. Zeynep hayatınızda inanılmaz bir noktada ve çocuklar için anneler de çok değerli, kıymetli bir noktada. Ama hepimiz belirli bir yaşta biliyoruz ki bu değişir. Bu değişime kendinizi hazırlıyor musunuz? Korkuyorum, çok korkuyorum. Yani bu farkı şöyle ara ara idrak ediyorum. Burak'ın, eşimin ve çocuğumun kendi annem ve babamdan daha önemli değil ama öncelikli olduğunu hissettiğim zaman bir idrak geliyor. Zeynep de yaşayacak bu duyguyu diye. Açıkçası korkuyorum ama yani herkesin bittiği ve yetemediği noktada ben her zaman orada olacağım için öncelik olmak değil kaygım. Sadece şunu hissettirmeyi çok istiyorum. Annem orada. Kim giderse gitsin annem orada. Ben bu hissiyatı verdikten sonra aramızdaki bağın zarar görebileceğini düşünmüyorum. Ama korkuyorum. Evlenme! Hepimiz değişiyoruz. Ya anne olduğumuzda, ebeveyn olduğumuzda, çocukla birlikte de değişiyoruz. Bu değişimleri nasıl karşılıyorsunuz? Değişebiliyor musunuz? Ya bence o değişim dediğimiz şey doğum yaptıktan sonra içimizdeki çocukla yüzleşmek. Yani yetişkin halimizi değiştirmeye çalışmıyoruz. Çocukluktan gelen doğru bilgileri, doğru zannettiğimiz bilgileri tekrar yoğurmaya başlıyoruz. Ben bununla yüzleşmeye çok hazırdım Zeynep'le beraber. O yüzden hep şunu söylüyorum. Kendi çocuğuma nasıl davranmak istiyorsam içimdeki çocuğa da öyle davranmak zorundayım. Bu yüzleşme çok zor. Çünkü dediğim gibi içerideki bilgi çok farklı. Benim okuduğum bilgiler çok farklı. Onları harmanlayarak ikimizi birlikte büyütmek çalışıyorum. Değişime çok açığım. Onu kendinden şüphe etmeyecek şekilde büyütmek için önce içimdeki çocuğu onaylamam ve kabul etmem gerekiyor. Zor ama yapacağım. Yapıyorum. İlk Zeynep'i kucağınıza aldığınızda anne olduğunuzu fark ettiğiniz anla ilk bu haberi aldığınız an arasında ne gibi farklılıklar var? Anne olma kavramı o noktada sizin için değişti mi? Çok farklı. İlk hamile olduğumu öğrendiğimde onu çok seveceğim, canım, yavrum falan, hani böyle sadece sevgi vardı. Onu çok seveceğime dair bir öngörü mü diyeyim, hissiyatım vardı. Kucağıma aldıktan sonra kocaman bir endişe kapladı. Yani o sevginin önüne endişe geçti. Yani şöyle söyleyeyim, doğdu ve doğunca ağlar ya bebek. Onu susturmam lazım. Ne ihtiyacı var? İşte onun ihtiyacını nasıl karşılayabilirim? Sevip sarılmaktan ziyade onu güldürmem lazım şu an falan. Hani böyle direkt böyle bir kaygı yük. Ve hani o hiç bitmiyor. O böyle saf sevgi ve mutluluğun önüne geçen bir yetme kaygısı. Onu böyle doyurma kaygısı diyeyim. Kaygı yani. Endişe biraz daha öne geçti. Hayatımızda birçok
zorluk yaşıyoruz. Anne olduğunuz süre içerisinde, anne olduktan sonra sizin çocuğunuzla ilgili, ailenizle ilgili en zor anınız ve bu zorluğu nasıl aştığınızı anlatır mısınız? Zeynep'le birlikte Covid başlamıştı. En kaygılı hissettiğim şey, yani orada bile şuydu. Bana bir şey olursa Zeynep ne yapacak? Bana bir şey olursa Zeynep'e kim bakacak? Direkt böyle bu kaygılar gelmişti. Yine böyle hani onu yaşatma, onu mağrip. Hani ben bana bir şey olacak kaygısı gütmemiştim. Bana bir şey olursa o ne yapacak kaygısıyla yaşamıştı. Çünkü o zaman işte daha böyle virüsün yeni yayılmaya başladığı, yasakların yeni başladığı, böyle bizim kontrolümüzden çıkan ve hiç bilmediğimiz bir hastalıkla mücadele ediyorduk. O süreci sağlıklı atlattık sonra ve nihayet dostlarımızla bir araya geldikten sonra o duygusal desteği alabildiğim noktada iyileşmeye başladım. Ama o kaygı baki. Yani hep Zeynep'in yanında olmak istiyorum. Birlikte geçirdiğiniz zamanı biraz anlatır mısınız? Çocuğunuz en çok hangi aktivitelerden hoşlanıyor? Birlikte neler yapıyorsunuz? Bizim birlikte yapmayı en sevdiğim şey dans etmek, şarkı söylemek. Yani işte böyle babası çalar, ben söylerim, Zeynep oynar. Benim için en neşeli, en enerjik anlar onlar. Ufak tefek hani böyle işte yemek yapmaktır, legolarla oynamaktır falan. Onlar beni biraz dünyevi kaygılardan uzaklaştırıyor. Çünkü o andaki en büyük derdim hani o Lego kulesini tamamlamak oluyor mesela. O yüzden böyle dünyevi şeylerden uzaklaştıran aktiviteleri seviyorum. Ama favorim yani Zeynep'ten önce de sonra da çalmak ve dans etmek. Anneliğini ne kadar doruklarda sevgi dolu yaşadığını görüyoruz. Anne olurken kendine örnek aldığın, ben de böyle bir anne olacağım dediğin biri var mı? Evet, annem. %100. Yani bu işte en başta söylediğim iliklerine kadar sevgiye doyurulmak olayı benim annemden öğrendiğim bir şey. Ki ben mesela annemi 22 yaşımda kaybettim ve bu işte yas sürecini atlattıktan sonra şunu idrak ettim. Hani ben ölene kadar bu sevgiyle yaşayabilirim. Yani benim her noktam, hani böyle fiziksel olarak hayal ettiğinizde parmak ucumdan başımın tepesine kadar böyle sevgi var içeride. Hani ben zaten 22 sene boyunca bir 5 ömürlük sevilmişim. O yüzden böyle hani bir daha dünyaya gelsem ve bir daha annemi kaybetsem yine o sevgiyle idare ederim. O yüzden annem yani idolümdür.